huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler, daha önce de bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala ayların sayısının 12 olduğunu ve bunlardan 4'ünün de haram aylar olduğunu, bunlara özellikle itibar edilmesini, hürmet gösterilmesini Cenab-ı Hak emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu bakımdan bu haram aylarda insanların birbirleriyle olan münasebetlerinde daha dikkatli olmaları lazım. Kalp kırmamaları, birbirleriyle savaşmamaları, birbirleriyle kırıcı bir takım münasebetlerde bulunmamaları icap ediyor. Cahiliye devrinde de Araplar belki de İbrahim Aleyhisselam zamanından kalmış bir adeti sürdürerek, kaynağını İslamiyet'ten, dinden alan bir adeti devam ettirerek haram aylarda savaşmayı doğru bulmazlardı. Bu bakımdan da haram aylar geldiği zaman savaşıyorlarsa o savaşı kesmek zorunda kalırlardı. Savaş inkıtağa uğrardı. Bu bakımdan birbirlerinden hınçlarını alamadıkları, yeteri kadar kendilerini tatmin edemedikleri için bu işe bir çare bulmayı düşündüler. Ve netice itibariyle haram ayları yerinden oynatarak başka taraflara kaydırmak suretiyle içinde bulundukları haram ayları tehir ettiler. Mesela haram aylar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıydı. Üçü birbiri ardına devam ediyor. Bir tanesi de tek başına Recep ayı. Bu Zilkade ayı içerisine girmişlerse eğer Zilkade'yi girmedi diye kabul ediyorlar. Şevval ayını devam ettiriyorlardı. Ondan sonraki ayda Zilhicce'nin yerine Zilkade'yi getiriyorlar. Muharrem'in yerine Zilhicce'yi getiriyorlar ve Sefer'in yerine de Muharrem'i koyuyorlardı. Böylece aylar arasında bir değişiklik yapıyorlardı kendi arzularına göre. İşte buna Kur'an-ı Kerim'de nesi tabir ediliyor. Allahü Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufri. Yudallu bihillezine keferu. Yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen liyulati'u iddete ma harramallahu feyuhillu ma harramallah. Züyyine lehum su'u a'malihim. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Biraz evvel de işaret ettiğim gibi nesi tehir manasında, yerinden oynatmak, geciktirmek manasında, ayların yerini değiştirme diye tabir olarak gelmiş burada. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufri. Ayların yerini değiştirmek, tehir etmek, bulundukları yerden bir başka tarafa kaydırmak, küfürde zaten cahiliye devri Arapların içine girdikleri küfür ve inkarda, şirkte ilave bir küfürdür bu da. Onların Allahü Teala'ya olan nankörlüğünün, küfranının, inkarının bir başka tecellisidir. Yudallu bihillezine keferu, kafirler bu yol ile sapıtırlar. Bu yanlış uygulama ile Allah yolundan sapmış olurlar. Yuhillunehu amen, bazen haram olan ayları bir sene helal olarak telakki ederler. Ve yuharrimunehu amen, bir başka sene de onu onlar haram olarak telakki ederler. Bir sene helal dedikleri aya bir başka sene haram ay nazarıyla bakarlar. Niçin bunu yapıyorlar? Liyuvati'u iddete ma harramallah. Allahü Teala'nın haram kıldığı ayların sayısı denk gelsin, uysun, münasip düşsün diye. Cenab-ı Hakk'ın emrine de sözüm ona uymuş olmak için bunu böyle yapıyorlar. Allahü Teala Hazretleri insanı şaşırtırsa insanlar böyle bir takım sapık ve yanlış davranışları güzel bir iş yapıyoruz diye yaparlar. Allahü Teala onun için öyle buyuruyor ayeti kerimede. Züyyine lehum su'u a'malihim. Onların yaptıkları kötü işler onlara güzel gösterildi. İyi iş yaptıklarını zannettiler. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allahü Teala inkarcı insanlara hidayet vermez.
onlara doğruyu görme imkanını bahşetmez Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine amenu ma lekum izâ kîle lekumun firû fî sebîlillâhi sâkaltum ilel ard. Burada müminlere Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ey müminler, ey iman edenler, size ne oluyor da Allah yolunda sefere, savaşa çıkın denildiği zaman size yeryüzüne, dünyaya çakılıp kalıyorsunuz. Dünyaya aşırı derecede bağlanıyor, bu emir karşısında kılınızı kıpırdatmıyorsunuz, harekete geçmiyorsunuz. İssâkale, issâkaltüm, tesâkaltüm manasına, sikletten geliyor, ağır davranmak manasına. Yani size buyurun harbe gidiyoruz denildiği zaman siz yerinizden bile kıpırdamıyorsunuz. Dünyaya, dünya zevk-ü sefasına dalmışsınız. Kendinizi onlardan bir türlü kurtaramıyorsunuz. Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhira. Ahireti bırakarak dünya hayatının geçici zevkleriyle mi iktifa etmek istiyorsunuz? Ona razı mı oldunuz? Bu kadarıyla mı yetineceksiniz? Size dünya yetecek mi sanki? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Ahiret hayatına, ebedi ve sonsuz olan ahiret hayatına bakarak dünya hayatı son derece az, son derece süratle geçen, kısa süren bir eğlenmeden ibarettir. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Eğer siz Allah yolunda savaşa çıkmayacak, dininizi, imanınızı, vatanınızı, milletinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu korumayacak, düşman istilasından savunmayacak olursanız eğer, Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri size çok yakıcı bir azap verecektir. Ve yestebdil kavmen gayrakum. Sizin yerinize bir başka kavmi getirecek, onun vasıtasıyla dinini, diyanetini devam ettirecektir Cenab-ı Hak. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْعًا Ve siz bu hareketinizden dolayı Allah'ın dinine yardım etmemiş olmaktan dolayı da Allahü Teala'ya hiçbir şekilde zarar verecek de değilsiniz. Hiçbir zarar iras edemezsiniz. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allahü Teala her şeye gücü yetendir. Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter. Allahü Teala sizin yardımınıza muhtaç değildir aslında. İlla tensuruhu, eğer Allah Resulüne siz yardım etmeyecek olursanız. Fakat nasarahullezine nasarahullahu iz ahrajahullezine kafaru. Eğer siz Allah Resulüne yardım etmeyecek olursanız, fakat nasarahu Allahu Teala, Allahu Teala ona yardım etmiştir. İz ahrajahullezine kafaru. Kafirler, münkirler onu memleketinden çıkardıkları, yurdundan onu çıkmaya mecbur ettikleri sırada Allahü Teala Resulüne yardım etmiş, ona muin olmuştur Cenab-ı Hak. Saniyesneyni, onlar hicret için Ebu Bekir Sıddık ile birlikte yola çıkarak Sevr mağarasında, dağındaki mağaraya sığındıkları zaman o iki kişiden biri olan Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerine Allahü Teala yardım etmiştir. İzhuma fil gari, o ikisi arkadaşıyla birlikte Resul aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an beraberce, hani onlar mağarada bulunuyorlardı yapayalnız. İz yekulu li sahibihi la tahzan. O arkadaşına diyordu ki mahzun olma. Düşmanların ayak seslerini tepelerinde hissederek Peygamberi Zişan Efendimiz'e bir zarar geleceğinden dehşetle korkan ve ürperen Ebu Bekir Sıddık Hazretlerini teskin için Resulullah Efendimiz ona la tahzan, mahzun olma, üzülme. Allahü Teala Hazretleri bizimle beraberdir. Cenab-ı Hakk'ın nusreti, yardımı bizimledir. İnnallâhe me'nâ buyurdu. Allahü Teala bizimledir. Feenzelallahu sekinetehu aleyhi. Allahü Teala onun üzerine sükunet indirdi. Vakar, telaşsızlık, heyecansızlık, her türlü korkudan, her türlü tereddütten, endişeden azade olmuş insanın hali, sekine.
sükunet hali, korkusuzluk ve kalbinde, gönlünde geniş bir itminan ve huzur hali. Allahü Teala bunu lütfetti Peygamber Efendimiz'e. Ve eyyedehu bi cunudin lem terauha. Sizin görmediğiniz bir takım güçlerle, askerlerle Allahü Teala melaike-i kiram ile onu destekledi, teyit etti Cenab-ı Hak. Ve ceale kelimetellezine keferussufle. Allahü Teala inkarcıların sözünü iyice aşağıladı. Alçak ve itibar edilmez bir söz haline getirdi Cenab-ı Hak. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah kelimesi, la ilahe illallah. Kelime-i tevhid ise, Allah lafzını ise en yüce kelime olarak Allahü Teala bütün cihana, alemlere yaydı ve hakim kıldı Cenab-ı Hak. Vallahu azizün hakim. Allahü Teala emrine galiptir ve Cenab-ı Hak bütün işlerinde hikmetli, bütün işlerinde yaptığı bütün işlerle insanları, akıl sahiplerini düşündüren, onlara nice ibretler sunan kudreti, kudret ve azamet sahibidir. İnsanların huzur içinde yaşayabilmeleri için elbette ki düşmanlarına karşı da hazırlıklı olmaları icap eder. Düşmanlarına karşı her an saldırıya, hücuma hazır olan düşmanlarına karşı gerekli tedbirleri almayan insanlar elbette ki bu ihmallerinin cezasını görürler. Onun için gerektiği zaman savaşa mutlaka hazır vaziyete gelmek icap eder. Dinini, imanını, vatanını, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu koruyabilmek için bu bir zarurettir. Dünya kurulalı beri bu bir kanun halinde devam ede gelmiştir. Onun içindir ki Allahü Teala müminlere bu konuda hazırlıklı olmalarını, gerektiği zaman da savaşa gitmelerini emretmiştir Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de nefera kökünden geliyor kelimeler. Biliyorsunuz vaktiyle bizde de seferberliğe nefiri am denilirdi. Yani umumi bir sefer ve yolculuk, yol hazırlığı, harp hazırlığı manasında. Şimdi ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnfiru hifafen ve sikalen. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allahü Teala buyuruyor ki, genç ve ihtiyar, güçlü ve güçsüz, atlı ve yaya piyade, süvari veya piyade, ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, Allahü Teala yolunda sefere çıkınız. Ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede ediniz. Savaşınız, cihad ediniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer gerçeği bilirseniz, hakikati kavramış iseniz eğer, bu sizin için en iyisidir, en güzelidir buyuruyor Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bu ayet-i kerimedeki hifafen ve sikalen kelimesini müfessirin-i kiram çok çeşitli vecihlerle, tevcihlerle tefsir etmişlerdir. Bunların her biri yek diğerini teyit eder mahiyettedir. Birbirine müteradif, eş anlamlı denilebilecek şekildedir. Yani silahlı veya silahsız olarak, genç veya ihtiyar olarak, hifaf kelimesi hıffetten geliyor, hafif. Sikal de ağır manasına, teçhizatlı. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri son derece şumullü, son derece ihatalı bir mana ile ifade ediyor Cenab-ı Hak kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin işte bu ayeti kerimesini bazı müfessirler 10 ayrı vecih üzere tevil etmişlerdir. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak diyor ki, müminler bu emre elbette ki itibar edecekler, ittiba edecekler, bunun gereğini yerine getirecekler. Ama dünyaya bağlı olanlar, dünya zevkine düşkün olanlar, dünya lezzetlerine kendilerini kaptırmış bulunanlar, onlar zor seferlere çıkmaktan üşenirler
ve onu istemez, arzu etmezler onu. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin Tebuk gazvesi için yaptığı davet, eğer yakın bir mesafe olsaydı, ele geçecek çabuk bir menfaat söz konusu olsaydı, o zaman hemen bu talebe onlar süratle cevap verecekler, bu arzuyu yerine getireceklerdi. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor ki, لَوْ كَانَ عَرَبًا قَر۪يبًا, yani yakın, hemen çabuk ele geçen bir menfaat olsa, bir mal, mülk, bir ganimet söz konusu olsaydı. وَسَفَرًا قَاصِدًا, böyle ortalama, rahat bir yolculuk söz konusu olsaydı, vasati bir yolculuk olsaydı, لَتَّبَعُوكَ, sana tabi olurlardı. Velakin, fakat be'udet aleyhimuş şukka, meşakkatli ve yorucu yolculuk onların gözüne büyük ve uzun göründü. Onlar mesafeyi çok uzun gördüler. Tam meyvelerin böyle olgunlaştığı, gölgelerin iyice koyulaştığı, serin suların aktığı bir sırada onlar bütün bu dünya lezzetlerini bırakarak bu kadar meşakkatli ve zorluklu bir yolculuğa çıkmayı göze alamadılar. Ve seyahlifune billahi, Allahü Teala'ya yemin edeceklerdir onlar. Levistetana le haracna makum, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber vallahi sefere çıkacaktık diye yemin edeceklerdir. Yuhlikune enfusehum, onlar bu yeminleriyle kendilerine yazık ediyorlar. Helak ediyorlar. Yalan söylüyorlar çünkü. Vallahu ya'lemu innahum lekazibun. Allahu Teala çok iyi biliyor ki onlar mutlak surette yalancıdırlar. Allahu Teala onların kesin yalan söylediğini biliyor Cenab-ı Hak. Afallahu anke. Peygamber Efendimize Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, Allahu Teala sana müsamaha etsin. Allah seni hoş görsün. Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum. Bu güzel duadan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerine Cenab-ı Hak şöyle hitap ediyor. Lime ezinte lehum, onlara niye izin verdin? Hatta yetebeyyene nekellezine sadaku ve te'lemel kazibin. Doğru söyleyenlerle yalancıları bilinceye kadar sabretseydin ya. Onlar bir takım uydurma mazeretlerle senden izin talep ettiler. Geri kalmak istediler. Harbe bunun için iştirak etmek istemediler. Aslında yalan söylüyorlardı. Gerçek mazereti olanla yalandan temaruz gösteren veyahut da mazereti varmış gibi hilaf-ı hakikat konuşan kimsenin hali anlaşılıncaya kadar bekleseydin, onlara izin vermeseydin ya. Niçin izin verdin buyuruyor Cenab-ı Hak. La yestezinuke allazina yu'minuna billahi vel yevmil ahiri. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, gerçekten inanmış olanlar senden izin istemezler. En yücehidu bi emvalihim ve enfusihim. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etme konusunda senden herhangi bir izin talebinde bulunmaz onlar. Vallahu alimun bil muttakin. Allahu Teala kendi emirlerine saygılı olan, kendi emirlerini tutan ve yasaklarından, haramlarından sakınan, kaçan kullarını çok iyi bilir Cenab-ı Hak. Burada iyice anlaşılıyor ki istizan edenler, yani izin talep edenler, harbe gitmek istemeyip de evlerinde kalmak talebinde bulunanlar yalan söylüyorlardı. Cenab-ı Hak burada gayet sarih olarak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler izin istemezler. Onlar çünkü bu savaşın ne kadar mühim olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu biliyorlar. Bu kadar ciddi bir olay karşısında onlar kayıtsız kalamazlardı. Bunu yapmaları mümkün değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. İnnemâ yestezinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhirî. Senden izin isteyenler ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerdir. Allah korusun. Vertâbet kulûbuhum. فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Onların kalpleri şek ve şüpheyle dolmuş, tereddüt içinde bocalamaktadır onlar. Nasıl karar vereceklerini bilmiyorlar. Dünyaya mı itibar etsinler, ahirete mi? Fakat onların dünyaya olan meyli her zaman için ağır basıyor.
Allahü Teala Hazretleri varte'ebet kulubuhum, onların kalpleri şek ve şüphe hastalığına yakalandı. Fahum fi raybihim, o içinde bulundukları şüphe içerisinde onlar yeteraddedun, kararsız kalıyorlar. Velev eradul huruce, eğer onlar evlerinden çıkıp sefere iştirak etmiş olsalardı, le'addu lehu, yani bunu istemiş olsalardı, evlerinden çıkmaya, sefere gitmeyi niyetlerine koymuş olsalardı, le'addu lehu uddeten, savaş için bir hazırlık yaparlardı. Öyle eğlenceye gider gibi, tenezzühe gider gibi savaşa çıkılmaz ki. Atını hazırlar, silahını hazırlar, kılıcını biler, okunu vesairesini kontrol eder, harp için gerekli bütün alet ve edevatı gözden geçirir. Udde burada harpte kullanılacak eşya manasında, onları hazırlar, hazır hale getirirlerdi. Velakin kerihallahum bi'asehum, Allahü Teala onların seninle birlikte çıkmanı istemedi Cenab-ı Hak, uygun görmedi. Fesebbatahum, onları Cenab-ı Hak yerlerinde ağırlaştırdı. Onlara ağırdan alma ve bu suretle geri kalma fikrini telkin etti Cenab-ı Hak onlara. Allahü Teala böyle bir uyuşukluk verdi onlara. Ve kîle kûdû ma'al kâidîn, ve onlara hadi siz de geride kalan özür sahipleriyle, kadınlarla, çocuklarla, sakatlarla vesaireyle siz oturun yerinize bakalım denildi onlara. Bu bir hakarettir aslında. Tehekküm var burada. Lev haracu fikum ma zadukum illa habalen. Eğer onlar sizin aranızda sefere çıkmış olsalardı, size fesat ve zarar vermekten başka bir fayda sağlamazlardı. Habal kelimesi burada fesat manasında. Aranızda bozgunculuk yaparlardı. Ve le evda'u hilalekum yebgunekumul fitne. Sizi birbirinize düşürmek için, aranızda fitne meydana çıkarmak için, kargaşa meydana getirmek için, meydana çıkarmak için onlar sizin aranıza fitne sokarlardı. Sizin aranızda dedikodular dolaştırmak suretiyle, süratle aranıza girmek suretiyle sizin birliğinizi bozarlardı onlar. Onun için Cenab-ı Hak o pis niyetli, kötü niyetli insanların sizin aranıza girmesine izin vermedi Cenab-ı Hak. Ve fikum semma'un lehum, onların sizin aranızda sizin sözlerinize kulak veren adamları vardır. Sizden duyup bir takım sözleri onlara ulaştıracak adamlar vardır. Veyahut da onlar adına sizi dinleyenler vardır. Casuslar vardır İmam Mücahid Hazretleri'nin tevcihine göre. Sizin aranızda onların bir takım casusları vardır. Allahu alimun biz zalimin. Allahü Teala zalimleri haksızlık yapan, zulme giriftar olan ve daima hak yoldan sapan kimseleri çok iyi bilir Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de görülüyor ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri münafıkların uyguladıkları çifte standardı çok açık bir şekilde ortaya koymakta, onları adeta rezil etmektedir. Kalplerindeki kötü niyetlerini ifşa ederek onları hizlana, onları husrana düşürmektedir Cenab-ı Hak. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.